Kamyonetin tekerleği fırladı, araç kontrolden çıktı. Önce bariyere çarptı, ardından takla attı. O anlarda Mobese kameralarına işte böyle yansıdı. Kaza Küçükçekmece E5 karayolu üzerinde gerçekleşti. Kamyonet, seyir halinde E5 karayolunda ilerlemeye devam ediyordu. Araç sahibi Bayram Paşa Sebze Meyve halinden yola çıkmıştı ve Avcılar istikametine doğru ilerliyordu. İşte tam bu noktaya geldi ve aracın sol arka lastiği birden fırladı. Araç sahibi önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak işte kamyonet bu hale geldi. Olay jantın kırılmasıyla iki tekerlek yeri arabanın altından fırladı. Sol arka lastik fırladı. Aynen öyle. Fırlayınca abi bir sağa bir sola savrulmaya başladık. İçi meyve sebze yüklü koca kamyonet yolun ortasında takla atmıştı. Araç sahibi dakikalar boyu araç içinden çıkamadı. Devrilen aracın üst kapısını açarak hiçbir yara almadan kurtulabildi. Yok, hiçbir şey yok. Oldukça iyisiniz, iyi görünüyorsunuz. Yok, iyiyim gayet. Takla atan araç şu anda E5 karayolu üzerinde büyük tehlike arz ediyor. Neden arz ediyor? Çünkü aracın yakıt deposundan şu anda oluk oluk mazot akıyor. Eğer müdahale edilmezse büyük bir tehlike oluşturabilir. Ancak korkulan olmadı. Yakıt deposuna yetkililer hemen müdahale etti. Kaza noktasına çekici geldi. Aracı kaldırdı. Havada döndürüp olduğu yere bırakacağız. Peki mazot kokusu alıyorum. Tehlike arz ediyor. Bir an önce kaldırmanız gerekiyor. Şu an polise gibi bekliyoruz emniyeti sağlanması için. Olay yerine trafik ekipleri de geldi. Yaşanan kaza ile ilgili raporlarını tuttu. Çünkü aracın ne sigortası vardı ne de kış lastiği. Ekipler sürücü hakkında ceza işlemi uyguladı. Tüm bunlar yaşanırken E5 trafiği yine kilitlendi. Meraklı sürücüler kaza yerine bakayım derken yolda uzun kuyruklar oluştu.